Evet arkadaşlar, Atatürk'ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerlerine ilişkin çıkarımlarda yani fikirde bulunacağız. Evet, iki resim arasında ne fark ediyorsunuz arkadaşlar? Atatürk'ün. Bu 1933'te 10. Nutkunu okurken burada da 1937'deki fotoğrafı arkadaşlar. Atatürk'ün ciddi anlamda rahatsız olduğu fotoğraflardan da çok net belli değil mi arkadaşlar? Evet, zayıflamaya başlamış. Evet, rahatsızlığı iyi gelir düşüncesiyle 22 Ocak 1938'de Yalova'da kabzelere gitmiş, istirahat etmiş. Bu sırada doktoru Nihat Reşat Belyer ne hastalığı teşhis koymuş arkadaşlar? Atatürk'e. Siroz. Evet. Hiç duydunuz mu siroz nasıl bir hastalık arkadaşlar? Karaciğer rahatsızlığı arkadaşlar. Hocam içimi doğdurma. Anlayamadım. Hocam daha önceden duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. Karaciğer hastalığı arkadaşlar. Karaciğerin görevini yapamaması, işte su toplaması, işte karaciğer de çok önemli bir organ olduğu için vücuttaki yiyeceklerin ne diyeyim depolanmasını ve hormonal şeyleri sağladığı için çok önemli bir organ. Doktorun Atatürk'ün istirahat etmesi gerektiğini belirtiyor. Ama Atatürk devlet meselesi, vatan meselesi olduğunda bunu pek de dikkate almıyor. Çünkü öncelik vatan meselesi için. O günlerde Hatay meselesiyle uğraşılıyor arkadaşlar. Onu bunu okuyalım. Şu kutucuğu. Onur. Hocam dersten atmıştı da Mersin ve Adana ziyareti 20-25 Mayıs 1938. Suriye basının Atatürk'ün hasta yatağında ölmek üzere olduğu ve Hatay sorununun kendi lehlerine çözüleceğine dair haberler yapıldığı dönemde hasta olmasına rağmen Hatay'ın dibinde Mersin ve Adana'ya giderek 4 saat ayakta geçit töreni izlemiştir. Evet, o günlerde Hatay meselesiyle uğraşılıyor. Hatay bağımsızlığını kazanmış. Türkiye'ye katılması için Atatürk mücadele veriyor. Suriye basında şey çıkıyor, işte Atatürk'ün çok hasta olduğu, öleceği gibi haberler dolaşıyor. Bunun böyle olmadığını göstermek için Hatay Mersin'e düzenlenen geziye gitmesi gerekiyor. Ve orada 4 saat ayakta kalıyor arkadaşlar. Bu onu yıpratıyor yani. Mustafa Kemal'in hastayken bu ziyarette yapması onun hangi kişilik özelliğini gösterir diye sormuş. Kararlılık ve vatanseverlik. Evet, kararlı değil mi? Hatay meselesini de alma için kararlı. Vatansever, fedakar. Atatürk'ün hastalığına iyi gelir düşüncesiyle Savarona adında bir yat alınıyor arkadaşlar. 6 hafta orada istirahat ediyor. Bu 20, 27 metre, 30 metre böyle bir civarda büyük bir yat arkadaşlar. Hastalığı ilerleyince nerede istirahat ediyor arkadaşlar? Dolmabahçe Sarayı'nda. Dolmabahçe Sarayı'nda. Bakın fotoğrafta da çok net görünüyor. Hastalığının boyutu. Durum kötüye gidince de 5 Eylül 1938 tarihinde kendi el yazısıyla vasiyetnamesini yazıyor Atatürk arkadaşlar. İsmail, bu 6. maddeyi okur musun? Ne yazmış 6. maddede? Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk tarih ve dil kurumlarının tahsis edilecektir.
Evet, Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'nda hissesi vardır arkadaşlar, ortağıdır yani. Oradan gelecek gelirin yarısını niye bırakmış? Türk Tarih ve Dil Kurumu'na. Atatürk mal varlığını, gelirini bir kısmını bu kurumlara bırakması neyi gösterir diye sormuş bize. Ne dersiniz arkadaşlar? Yani neye önem veriyor Atatürk? Hocam tarihe ve dile, Türk tarihine ve dile. Yani milli kültüre önem veriyor değil mi? Milli kültürümüzün yani vatansever, milliyetçi olduğunu da söyleyebiliriz bu kurumları yaşamak için. Evet, Atatürk 1938 yılındaki Cumhuriyet törenlerine çok gitmek istiyor Ankara'ya arkadaşlar ama hastalığı buna müsaade etmiyor. Ve o seneki törenlere, Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılamıyor arkadaşlar. E, 8 Kasım akşamı da komaya giriyor. Ve 10 Kasım sabahı da saat 9:05 geçe aramızdan ayrılıyor arkadaşlar. Yurtta büyük bir üzüntüye sebep oluyor. Ülkeyi kurtaran, yeni bir ülke kuran liderin kaybetmek yurtta büyük bir acıya sebep olmuş. Atatürk'ün naaşı 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konuyor. Yani burada halkın ziyaretine açılıyor arkadaşlar. Defter açılıyor ve bu deftere halk Atatürk hakkında görüşlerini yazıyor. Ve 19 Kasım'da da sarayın önünde cenaze töreni yapılıyor. Namazı kılınıyor arkadaşlar cenaze. Büyük bir kalabalık arkadaşlar. Yani bu da Türk milletinin Atatürk'e ne kadar büyük bir sevgi beslediğini gösteriyor. Evet, Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak Sarayburnu'na götürülüyor. Sarayburnu dediğimiz yer Sirkeci biliyor musunuz arkadaşlar? Eminönü. Orası Sarayburnu'dur. Topkapı Sarayı'nın altı çünkü orası. Oraya Sarayburnu diye ifade edilir. Oradan gemiyle İzmit'e geçiriliyor. Ve oradan da tren yoluyla şeye geçiyor arkadaşlar. Ankara'ya götürülüyor. İşte bu Sarayburnu'ndaki bir fotoğraf. Ne kadar büyük bir kalabalık var Atatürk'ü uğurlarken. Oradan Zafer Torpidosu'na bindiriliyor. Arkasından da Yavuz Zırhlısı'yla da İzmit'e götürülüyor arkadaşlar. Bunlar askeri gemiler yani. Savaş gemileri. Ve İzmit'ten de trenle de Ankara'ya götürülüyor arkadaşlar. Evet, Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya götürülüyor. Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Ankara istasyonuna ulaşıyor. Oradan Büyük Millet Meclisi'ne götürülüyor arkadaşlar. Ve 21 Nisan günü de mecliste de cenaze töreni yapılıyor. Atatürk'ün cenazesi nereye konuluyor arkadaşlar? Etnografya Müzesi. Ankara Etnografya Müzesi. Müzeden görüntüler arkadaşlar buraya yapılıyor. Ve Atatürk'e anıt mezar yapılması kararlaştırılıyor arkadaşlar. Ve Ankara'da nereye seçiyorlar? Anıttepe, Rastepe, Rasattepe. Rasattepe.
Sonra burası işte ismi Anıttepe diye değiştiriliyor. Ankara'nın en yüksek tepesi arkadaşlar. Ve Anıtkabir için, yani anıt mezar için, ebedi şey için uluslararası anlamda bir proje yarışması düzenleniyor. 27 yabancı mimar, 20 de Türk mimar katılıyor buna. İşte yapılması düşünülen projeler bunlar arkadaşlar. Anıtkabir olarak. Böyle piramit şeklinde de var bir tane. Böyle Selçuklu mimarisine uygun kümbet tarzında da var bir tane. Yarışmayı kim kazanmış arkadaşlar? Profesör Orhan Arda Ve ve Emin Onur. Profesör Yaptığı proje kazanmış arkadaşlar. Anıtkabir'in projesi böyle arkadaşlar. Ama üstteki bölüm bugün yok, değil mi? O yapılmamış. Evet, 1944 yılında inşası başlıyor. Ne zaman bitmiş? 1953 yılında. Evet, 53'te bitmiş. Anıtkabir'in bulunduğu yerin planı bakın arkadaşlar. Hiç gittiniz mi Anıtkabir'e? Hayır Hayır hocam. hocam. Gitmediniz mi? Ankara'ya gittiğiniz zaman bir uğrayın arkadaşlar. Gezin yani. Ben de ilkokula gitmiştim, ilk 5. sınıftayken. Evet, buralarda şurada İsmet İnönü mezarı da bulunuyor arkadaşlar. İşte Kurtuluş Savaşı'ndaki şeylerinde müze yapılmış. Misak-ı Milli Müzesi vardı mesela orada. Şurası Ünlü Aslanlı Yolu arkadaşlar. Evet, 1953'te tamamlanınca arkadaşlar 10 Kasım 1953 günde Atatürk'ün cenazesi etnografi müzesinden alınıp naklediliyor. Burası mezar odası arkadaşlar. Evet, yurtta büyük bir üzüntü ise bu işte bunu o günkü gazete manşetlerine bakalım. Olur okur musun bize o günkü gazete manşetlerini? Yeni sabah, Aziz Atatürk'ümüzü kaybettik. Milli matem. Anadolu Atatürk'ünü kaybettin, için yaralandı. Sen sağ ol Türk milleti. Akşam postası haber. Ulu şefimiz Atatürk bu sabah 9:05'te öldü. Ulus andımızdır. Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin Türk milleti. Sen sağ ol. Evet, böyle manşetler, o günkü manşetler böyleymiş arkadaşlar. Atatürk vefat ettikten sonra meclis başkanı vekalet ediyor Cumhurbaşkanlığına. O kimmiş arkadaşlar? Abdülhalik Renda. Evet, kısa bir süre vekalet etmiş, bir gün arkadaşlar. 11 Kasım'da kim seçilmiş? İsmet İnönü. Evet. İsmet İnönü. Cumhurbaşkanı olarak ilan ediyor arkadaşlar. Dünya basında da büyük bir yankı uyandırıyor Atatürk'ün vefatı arkadaşlar. Çünkü dünyada da ilgiyle takip edilen çok başarılı liderlerden biri. Esma, sen bize okur musun Fransız basında ne demiş? Fransız gazetelerinde Atatürk hür ve müstakil bir Türkiye bırakıyor. Türkiye sağlam ve modern bir ordunun iyi muhafazası altındadır. Evet, Litvanya gazetesinde ne demiş? Litvanya'da. Hocam ben mi okuyayım yine? Evet, sen oku bunları da yurt dışındakiler.
Litvanya gazetelerinde 15 sene sonra Atatürk canlı ve kuvvetli bir Türkiye bırakmıştır. Alman gazetesi. Alman gazeteleri Almanya Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Sovyetler. Sovyet gazeteleri Yeni Türkiye'nin yaratıcısı. Onun ölümü bütün dostları için de derinliği ölçülmez bir kayıptır. Times Amerikan gazetesi burada arkadaşlar. Times, muzaffer bir kumandan, basiretli ve uzağı gören ıslahçı bir devlet adamı. Polonya gazeteleri Atatürk yeni Türkiye'yi kılıcıyla meydana getirdi, dehasıyla tensik etti. Evet, yurt dışında da bu şekilde ifade edilmiş bazı gazetelerde. Evet, Atatürk'ün ölümünden sonra birçok devlet başkanı taziye mesajı yayınlamış. Bunu da Ayşenur okusun. Afgan kralı ne demiş Atatürk hakkında? O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletler için de en büyük gönderdir. Evet. Winston Churchill ne demiş İngiliz başkanı? İngiltere başkanı. Ayşen. Savaşta Türkiye'yi kurtaran savaştandı. Savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurt için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Evet. Kitaptaki çalışmayı yapalım. 197 sayfada bir etkinlik var arkadaşlar. Atatürk'ün hasta yatağındayken ilgilendiği ülke sorunu hangisidir diye sormuş. Musul sorunu. Hı. Hatay sorunu. Hatay sorunu değil mi? Evet, Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yatın ve vefat ettiği sarayın adı nedir diye sormuş. Dolmabahçe Sarayı. Evet, Beyta sen de söyleyebilirsin. Bunlar açık uçlu olduğu için. Yatın ismini biliyor muyuz? İstirahat ettiği yatın. Efendim hocam. Yatın Ha, ismi Sarbona. Savarona. Anıtkabir'e yapılana kadar Atatürk'ün naaşı yani cenazesi bekletildiği yer neresidir demiş. Ankara'da Etnografya Etnografya Müzesi. Evet, doğrudur. Atatürk'ün cenaze namazını kim kıldı diye sormuş. Kitapta bahsediyor arkadaşlar. Profesör Doktor Şerafettin Yalçınkaya. Evet, bunları yapalım. Ayşenur. Atatürk'ün ölümü hem yurt içinde hem yurt dışında üzüntüye sebep olmuştur. Doğru. Evet. Beritan. Atatürk'ün hasta olmasına rağmen Mersin'e geziye gitmesi Hatay sorununa verdiği önemi gösterir. Doğru. Esma. Atatürk son günlerini Yavuz Zırhlısı'nda geçirmiştir. Yanlış. Evet, Dolmabahçe Sarayı değil mi? Onur Yalınızoğlu yapsın bunu da. Atatürk'ün naaşı Emin Onat ve Orhan Arda'nın girişimiyle önce Etnografya Müzesi'nde konulmuştur. Yanlış. Evet, bunlar mimar değil mi? Şeyden. Arda. Atatürk evrensel bir lider olduğu için birçok ülkeye anlayış mesajı göndermiştir. Doğru. Evet, doğru. Damla hoş geldiniz. Bunu yapar mısın? Rümeysa. Esma.
Atatürk hastalandıktan sonra devlet işleriyle ilgilenememiştir. Yanlış. Burada Arda sen yap. Atatürk öldükten sonra naaşı geçici olarak nereye konulmuştur? Dolmabahçe Sarayı, Etnografya Müzesi, Çankaya Köşkü, Anıtkabir. Evet, nereye geçici olarak konmuş? Hocam B olabilir mi? B olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Ayşenur? Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Atatürk'ün ölümü üzerine Hindistan parlamentosu Atatürk yalnız Türk milletinin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınıza biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk demiştir. A. Evrensel niteliklere sahip olduğu. B. Çin'e sömürgecilik faaliyetlerini aktardığı. C. Yabancı fikir akımlarından etkilendiği. D. İleri görüşlü olduğu. Hocam A olabilir mi? Evet, özgürlük, bağımsızlık taraftarı olduğu için, değil mi? Evet, burada Beritan yapsın bize. İngiltere Başbakanı'nın sözlerine bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de büyük bir kayıp. Avrupa için de en büyük kayıptır. Atatürk'ün ölümü Avrupa'da yankı uyandırmıştır. Buna ulaşılabilir. Atatürk Türk milletinin bağımsızlığını sağlamıştır. Buna da ulaşılabilir. Atatürk Türk milletinin çıkarları için mücadele etmiştir. Buna da ulaşılabilir. Atatürk yayılmacı bir politik uygulamıştır. Hocam buna ulaşılamaz Denizli. Evet, yaylmacı topraktan geliştirmek isteyen demek. Onur sen yap bize bunu. Yukarıdaki gazete Atatürk'ün hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Atatürk'ün başardığı işler mucize kabiliğindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar birkaç yüzyılda gerçekleştirilemeyecek işlerdir. El Tekatrum gazetesi. A. Halkçılık, B. Milliyetçi, C. İnkılapçı, D. Dogmatik, C. İnkılapçı olur. Evet, yenilikçi değil mi? Pardon, şey doğru söylüyor. Esma sen yaptın bunu. Atatürk'ün ölümünün yankılarına ilişkin örneklerden hangilerinde Atatürk'ün kişilik ve fikirlerinin uluslararası alanda etkisi vurgulanmıştır? General MacArthur, Atatürk Türklere kendini güvenli ve dayanma duygusunu vermiştir. Winston Churchill, Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de büyük kayıptır. Daily Telegraph gazetesi, Atatürk Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. Muhammed Ali Cinnah, Atatürk çağdaş İslam dünyasındaki en büyük Müslümandı ve kuşkusuz tüm İslam dünyası onun ölümüne derin yas tutacaktır. Devletler Hocam sanırsam Adana. Adana değil mi? 2 ile 4 devletler etkisinden bahsediyor. Evet, bunu da bize kim yapsın? Mesela yapar mısın? Arda sen yap. Atatürk'ün hastalığına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi kişilik özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir. Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün kaleciliğin
karaciğerinden büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için hidimlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk Adana ve Mersin'e 1938'in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. Hangisi olabilir? EGS'de bak çıkmış buraya. Sana. Hocam C olabilir mi? Değil mi? Evet C olur. Doğru söylüyorsun. Atatürk hangi hastalıktan vefat etmiş? Siroz. Siroz. Atatürk'ün yatının adı nedir diye soruyor. Savarona. Atatürk'ün hastayken nerenin alınması için Adana Mersin'i gezi dönmemiş? Hatay. Evet. Atatürk ölmeden önce mirasının gelirlerini hangi iki kuruma bırakmış? Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Kurumu. Evet doğru. Atatürk nerede vefat etmiştir diyor. Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı. Gittiniz mi arkadaşlar oraya? Gezdiniz mi? Hayır. Hayır hocam. Orada evet Atatürk'ün vefat ettiği oda o şekilde düzenlenmiş özetle arkadaşlar. Gittiğinizde görürsünüz oralara. Atatürk'ün naaşı Anıtkabir yapılana kadar nerede kalmış? Etnografimizde. Ankara Etnografimizde. Evet Ankara Etnografimizde. Süremiz de bitmiş mi? Birkaç soru kaldı zaten. Anıtkabir'in mimarı kimlerdir demiş. Orhan Arda ve Emin Onat. Evet doğrudur. Atatürk'ün naaşı ne zaman Anıtkabir'e defnedilmiş? 1953. Evet. 10 Kasım 1953. Evet doğru. Konumuz da bitti değil mi? Ders de bitti. Arkadaşlar ben bir yoklama alayım. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir dinlenin. Tamam.